Bu SİHA'lar, sizin bir sözünüz var. Aslında siz daha önceki konuşmalarınızda İHA'ları ve SİHA'ları doğrudan desteklemişsiniz. Bir görüntünüz var, verelim mi onları? İHA'lar konusunda çok güzel sözler söylemişsiniz. Yani destekler tarzda ama bütün onlar unutulmuş. Arkadaşlar getirin Sayın Babacan'ın daha önce İHA'lar ve SİHA'larla ilgili Sayın Babacan'ın görüşlerini bir getirin. Sonra Sayın Bahçeli'nin sözlerine gelelim. Savunma sanayideki gerçekleşmeler gerçekten hepimiz için gurur kaynağı. Türkiye orada büyük bir atılım yaptı. Bizim müttefik diye baktığımız ülkeler teknoloji paylaşımı söz konusu olduğunda hemen kapanıyorlar. Halbuki biz onlara hep şunu diyorduk. Yani Türkiye NATO İttifak Sistemi'nde ikinci büyük orduya sahip. Dolayısıyla Türkiye'nin sadece bu teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi aynı zamanda geliştiren bir ülke olması lazım. Ve Türkiye'de üretim olacaksa sadece bir fason üretim değil, onun teknolojisini de anlayan, bilen, hatta teknolojiyi geliştirmede de paydaş olan bir ülke olması gerektiğini hep söylüyorduk. Terörizmle mücadelede örneğin bu İHA'lar bizim çok acil ihtiyacımız olarak ortaya çıktı. Fakat müttefiklerimiz vermedi. Ve derhal çok sayıda özel şirket Türkiye'de İHA geliştirme çalışmalarına başladı. Bunlara biz destek verdik, teşvik verdik. Şu anda sadece kendimiz kullanmıyoruz. Bunlar ihraçla ediliyor. Dolayısıyla savunma sanayi ile ilgili gelişmeler gerçekten çok kıymetli. Cumhurbaşkanının damadının bir şirketi var ve bu şirket bir teknoloji şirketi ve bu şirketin ürettiği silahlar geniş kesimler tarafından teveccüh görüyor. Şimdi bu şirketi sadece diyor ki benim kayınbabam kaybederse biz bittik, bizi yaşatmazlar. Şimdi ben Dışişleri Bakanlığı da yaptım. 8 yıl Milli Güvenlik Kurulu üyesiyim. Bizim savunma sanayindeki kendi kapasitemizin, yerli kapasitemizin artması, yerli teknolojimizin ilerlemesi ülkemizin güvenliği açısından son derece önemli. Özellikle insansız hava araçlarıyla ilgili Türkiye'de oluşan üretim kapasitesinin ve teknolojinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz ve ülkemizin gurur kaynağı olduğunu düşünüyoruz. İHA'ların ve SİHA'ların güvenlik sistemi açısından ne kadar önemli olduğunu iyi bilen bir insanım. Ve Türkiye'nin kendi milli kapasitesi olmadığı zaman bu konuda ne kadar sıkıntı çektiğimizi de yaşadım. Amerika'dan ve İsrail'den bu konuda bağımlılık yaşadığımız dönemlerde askeri operasyonların ne kadar güç olduğuna şahit olduk. Milli kapasitenin artması çok önemli ve biz bu projelerle gurur duyarız dedim. Bakın bunların hepsini söylüyorum. Bir firması olmasın, Türkiye'nin 5 firması olsun, 10 firması olsun. Buna niye korkuyoruz? Evet, siz bunları söylediniz ama Sayın Devlet Bahçeli şöyle dedi size, fırtına obüslerinden rahatsızlık duyan bu milletin evladı olamaz. İHA'larımızdan, SİHA'larımızdan, Kızıl Elma'dan, Tayfun füzelerinden ve silah sanayi ürünlerinden kimler gocunuyorsa, onlar küresel emperyalizme ruhlarını satan ilkesizlerdir. Size yanıtı bu oldu. Bu görüntüler üzerinde söylüyorum. Ama ben söylenecek her şeyi söyledim. Yani daha önce, yani şu son bir hafta 10 günlük süreçten önce de bu soru bana çok soruldu. Ve çok cevap verdim bütün o sorulara. Yani siz de bir kısmını arşivlerden bulup çıkartmışsınız. Evet, evet. Çıkardım. Şimdi bu işte tamamen seçime çok yaklaşmış olmanın ve seçime giderkenki hükümetin psikolojisinin bir eseri. Yani oradan benim söylediklerim bir bütünlük içerisinde değil de içinden bir cümleyi cımbızlayıp onu da yanlış anlaşılacak bir çerçevede ve tamamen benim söylemediğim konuları da içine katarak işte obüsler, şunlar bunlar. Benim obüslerden bugüne kadar benim bahsetmişliğim yok yani. Yani bir şeylerle kendi kafalarına göre bir şey oluşturuyorlar, bir düşman oluşturuyorlar. Ona da başlıyorlar sataşmaya, hakarete, şuna buna. Şimdi yani söylenecek her şeyi söyledim bu konuda. Onun daha önce söylediklerime ilave bir şey söylemem bu programda çok anlamlı olmayacak gerçekten. Ama şunu söyleyeyim. Hangi konu olursa olsun, yani ister teknoloji olsun, ister savunma sanayi olsun, bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki, iktidar değişikliği olduğu anda, bizler iş başına geldiğimiz anda, doğru ne varsa devam ettiririz ve arkasında dururuz. Eksikleri tamamlarız, yanlışları da düzeltiriz diyoruz. Bu kadar. Bu işin özeti bu. Ama bir hafta 10 gündür bu zaten epey konuşuldu, edildi. Ben de söyleyeceğim her şeyi söyledim. Hani merak edenler, diyorum ki arşivlerden belli zaten, belki 7-8 programda ben bunlardan bahsettim. Arşivlerden baksınlar ama ne olur arşivlerde benim söylediklerim bir bütünlük içerisinde baştan sona dinlesinler. Öyle aradan bir cümleyi çekip etrafına da olmadık şeylerle bunu paketleyip WhatsApp gruplarından ya da sosyal medyadan yayılan haberlere, değerlendirmelere de insanlar alış etmesinler diyorum. Özeti bu. Üslup çok rahatsız edici. Yani küresel emperyalizmi ruhlarını satan ilkesi. Yani bu Sayın Bahçeli bunları alışkanlık haline normal getirdi. Bir konuşma üslubu yok. Bu artık her gün böyle yani. Ne zaman ağzını açsa öfke, nefret, hakaret, başka bir siyaset bilmiyor zaten. Yapamaz da. Çünkü içi dolu, özlü, böyle rasyonel,
bir şey yapamadığı için sürekli hamaset üzerine hamaset üzerine hamaset yani. Hamasetle, siyasetle bir yere varacaklarını sanıyorlar yani. Yani Sayın Bahçeli'ye sormak lazım Allah aşkına. Bugüne kadar ülke için ne yaptın ya? Hani hangi faydan dokundu? Benim şöyle bir eserim var diyeceği. Sayın Bahçeli ne var Türkiye'de ben merak ediyorum yani. Yani şöyle bir eser koydum. Bu ülke için şunu yaptım diyeceği ne var? Mesela ben buradan bu canlı yayından kendisine soruyorum. Çıksın cevap versin. Ben bu ülkede bu ülke için şöyle bir eserim var. Bu ülkeye şöyle bir katkım bulundu desin. Anlatsın da görelim. Yani her gün öfke, her gün nefret. İnsanlar bıktı bundan inanın. Ve ilk seçimde bunun bütün cevabını, yaptıklarının bütün karşılığını ilk seçimde görecekler. Sandıklar açılınca hepsini görecekler yani. Çocukluktan itibaren doğruyla yanlışı, kaynağı sorgulamayı, bilginin kaynağına inip kaynağının kalitesini araştırmayı. Tabi bu nosyonu çocuklara kazandırmak ve buradan okudukları her şeye inanmamalarını sağlamak. Şimdi mesela bizde dezenformasyonla ilgili iyi bir eğitim sistemimiz olsa, mesela şu son bir hafta 10 gündür bana yapılan saldırılar var ya, onunla ilgili bir eğitim olsa, hani insanlar baksa ya dur bakalım ya, tamam bu bir cümleyi söylüyor, bunlar döndürüyor ama babacan ne söylemişti, açıp bakalım der insanlar değil mi? Bakarlar şey yaparlar, ince bakarlar ki aa ya bunda bir şey yok işte, siz arşivden buldunuz gösterdiniz değil mi? Kaç tane yayında neler neler söylemiş. Evet daha önce. Ama o hükümet yanlısı medya bunları göstermiyor, cımbızlama yapıyorlar. Ve hayret ediyorum yani, yılların gazetecisi, şu anda hükümete yanaşmış gazeteciler, bakıyorsunuz birkaç tane köşe yazısı gördüm. Ya Davos'ta babacan şunu söyledi, bunu söyledi yani. Ya, külliyen yalan ya. Yok değil mi? Öyle bir şey yok yani. Benim söylemediğim şeyleri söyledim öyle diye. Ya ben onlar adına utandım. Çünkü ta ne bileyim gençliğimizden beri bunlar, bazıları bunların okuduğumuz insanlar. Zamanında saygı duyduğumuz insanlar. Yazık ya. Yani o yaşa gelmişsiniz. Yazık yani. Değer mi? Yani o yaşta mesleğinizi yani gazetecilikte nedir? Bir kaynak vardır değil mi? Kaynak vardır. Teyit vardır. Yani ilk duyduğunuz şeyi hemen haber yapmazsınız. Bir alternatif şeyden teyit edersiniz. Doğru mu değil mi diye. Doğru. Ya benim söylemediğim şey söylemişim gibi haber yapıyorlar. Utanmadan yazıyorlar, çiziyorlar. Neyse biz işimize bakıyoruz. İşimize bakıyoruz. Milletimiz de gayet iyi anlıyor inşallah. Ve çözüm yakın. Deva geliyor.